2 oldu. Biraz 4-5 derece oynadı yani aşağıyla. Çok güzel oldu dedi bir adam. Öksürerek videoya veda etti. Pompacı ne diyorsun? Benzinlikte benzin aldık. Enteresan şeyler yaşandı. Bir yere durduk. Şimdi yol dağ yolu. Gideceğimiz yerde Nafliya'dan sonrası da buralar olacağı için benzinlik bulamayız dedik. Depoları fulleyelim diye durduk. Köhne bir yer. İşte su aldık falan. Çocuğa dedik dolduracağız. Full mü? Full. Çocuğun full anlayışı sanırım benzin depodan taşana kadar hani. Bir doldurdu depoyu. Yani yarım santim kaldı. Sonra ben baktım aşağıdan kabarcıklar çıkmaya başladı. Bu herhalde egzoza yakın olduğu için arada kaynatıyor benzini. Hemen elimle sıkıca kapattım. Motoru yeniden çektim masaların oturduğumuz yerin önüne. Sonra tahliye hortumundan herhalde bir 100 milim, 150 milim benzini attı. Çocuk ki tam doğru söyledin ya. Benzini doldururken paraya bakıyor orada ne kadar atıyor diyor. 8 euro, 10 euro, 12 euro ona bakıyor. Bak kapağa kadar geldi benzin. 11 euro gibiydi. Diyor ki 15'e tamamlayayım mı falan diyor. Ya manyak mısın sen? Bana 2 litre daha benzin nereye mi sokacak? Ondan sonra aktırdı zaten. Virajlar sert. Ve güzel. Allah'tan asfalt iyi ya. Çok deforme değil. Aynen o soldan bizi indirecek. O soldan bizi indirecek. Güneş panelleri var. Arada seralar falan var böyle. İşte, evet solda aşağıda sahil kısmında güzel balık çiftlikleri vardı. Araba maraba gelmese şöyle geniş geniş dönelim. Bir tane siyah araba geliyor oradan. Bakalım nerede karşılaşacağız. O da bizi gördü mü acaba? Efaristopoli. Bir onu öğrendik. Başka bir şey yok şu an. Ne o? Kafto evet sıcak demek. Sıcak hava yani yakıyor. Yanıcı mı dedi adam. Ne dedi? Sıcak dedi adam. Ama İngilizce'deki de aynı anlamı var o zaman. Hot. Hot. Aynı. Mantık aynı. Köy içlerinde öyle yavaş yavaş tıngır mıngır gidiyoruz. Sanırım. Muhtar ve ailesi. Ama çok güzel değil mi yol ya? Çok güzel sarı çiçekler, böyle tam Akdeniz, makiler, defneler, o yabani zeytinler. Arada meşeler falan görüyorum bazen. Çok iyi. Yükseklerde sürmenin güzelliği. O bizi rahatlattı. Neyi çağrıştırdı? Yolculuğa ilk başladığımızda Bursa Görükle'yi geçer geçmez buzdolabına girmiş gibi o havanın soğumasını hatırladım. Evet o gece bayağı soğuktu. Halkım da gelmiş. Yazlık mont giymiş fileli. Adam dondu.
Evet. Sen tabii koltukta geldiğin için öyle yaydıra yaydıra geliyorsun değil mi? İlk defa köpek gördüm bu arada. Dün Atina'da. Evet. Aklıma Palaylagos geliyor da o başka biri. Panagiatis, aynen Panagiatis. Çok cool bir adam ve hani Türkçe'de diyoruz ya esnaf adam, harbiden esnaf adam. Harbiden esnaf. You are my hero dedi, evet. Evet. Ama konfor anlamında dedi. Evet. Verecek misin? Ciddi misin? Bunu alıyorsun. Alıyorsun. O zaman yok, ben konfor anlamında dedim ki senin motorun da konfor. Abi nasıl gidiyor? Çok güzeldi, çok tatlıydı, böyle yunus gibi daldık. Niye otobanda 160-170 ile giderken iyi? Evet, Maybach gibi geliyorsun. Biz burada taburede yolculuk yapıyoruz. Uçan tabure. Sen duyma oğlum bunları. Sen duyma bunları, duyma. Sen iyisin.